Efendim şu an Şırnak ilimizin doğu cephesinde Uludere Karayolu üzerinde bulunan mesire alanı üzerindeyiz. Mesire alanı takdir edersiniz ki efendim yeşil açık alanlar medeniyetin ve yaşam kalitesinin birer göstergesi olarak kabul edilir. Bu anlamda bu alanlar kentsel yapının aynı zamanda giderek artan ve önem kazanan değerleridir. Biz de bu anlamda Şırnak'ta bir ilki gerçekleştirmek adına 2014 yılı içerisinde Dicle Kalkınma Ajansı'nın 2014 yılı kentsel ve çevresel altyapının iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında projesini tamamıyla il özel idare çalışanlarını yapmak suretiyle yine DİKA Ajansı'nın hibe desteği ve idaremizin eş finansman desteğiyle tamamlamış bulunuyoruz. Bu mesire alanı Dicle Kalkınma Ajansı ile idaremiz arasında imzalanan bir sözleşme doğrultusunda yapıldı. Bölgemize büyük bir katkısı oldu. Şırnak malumunuzca yeşil alanı çok az olan bir ilimiz. Böyle bir projeyle bir şehre bir can kattık. Hani deyim yerindeyse şehre bir akciğer oldu burası. Dicle Kalkınma Ajansı bize maddi destek sağladılar. Projeyi İl Özel İdaresi Etüt Proje Müdürlüğü çizdi buranın projesini. DİKA'ya sunduk. Sağ olsunlar bize destek oldular. Buranın maddi bir kısım desteğini onlar sağladılar. Biz de idare olarak yapımında bulunduk ve ilimize, bölgemize çok güzel bir proje kazandırdık. Bu yüzden de temennimiz DİKA'nın bu tür projelerde bize daha çok destek sağlaması ve bölgeye, ilimize daha çok proje kazandırmamız. Çok büyük bir değişim yaşadık şu anda burada. Hani bir spor alanımız yoktu, bir piknik alanımız yoktu. Deyim yerindeyse bir, hatta şu anda bizim için resmi günler, bayram günleri dahi burada kutlanıyor. Çok güzel mesire alanımız oldu. Ve burada bu halka çok güzel katkı sağladı bu park. Hani hem sosyal yönden hem kültürel yönden o eski adetlerimizi biliyorsunuz. Burada haftada bir gün bir pikniğe gidilir. Halk tarafından bir pikniğe gidilir, toplanılır. Sosyal ilişkiler daha sık olurdu. Biz bölgedeki terör olaylarından dolayı bunlardan mahrum kalmıştık. DİKA'nın bu katkısından dolayı o eski kazanımlarımızı tekrar yeniden Sayın Valimiz ve DİKA'da da büyük katkıları sonucu bunu tekrar halkımıza, bölge halkımıza kazandırdıkları için bizzat ben teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin iyi olması, bölgenin de iyi olmasıyla doğru orantılı bir durum. Bunu sağlamanın tek yolu da başta eğitim. Eğitim ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi, çocuklarımızın işte enerjilerini boşaltabileceği bu alanların oluşmasıyla tasvip etmediğimiz zararlı alanlara kaymadığını göreceğiz. İleriki dönemlerde inşallah bunun diğer anlamda da milli birlik ve beraberlik, dayanışma anlamda da iyi sonuçlara vesile olacağını düşünüyoruz.